Şimdi arkadaşlar. Şampiyon Fenerbahçe oley. Şampiyon Fenerbahçe. Ne yapalım abi böyle? Şimdi her güzel. Şey konuşulur, her şeyin sırası gelir de. Öyle. Bir öz eleştiri vakti önce. Bir öz eleştiri vakti. Şimdi bu adam 2 saat 27 dakika geç kalınca ben dedim ki bu adam 2 saat 27 dakika geç kaldı. Dedim beni bekletti, şöyle oldu, böyle oldu. Sergen'le burada ağaç olduk dedik. Sergen artık 3. yemeğe iniyor falan dedik beklerken. Ama bugün ben bu adamlara dedim ki erken gelin, işim var. Ve bu adamlar adam gibi adam olduğu için Beylikdüzü'nden, vay benim kardeşim, Ordu'dan gelmiş. Ordu'dan, oradaki stand-up'ından geldi. Beylikdüzü'nden 45 dakika uykuyla geldi. Peki ben ne yaptım? Geç geldim. Tane alarm kurmama rağmen geç geldim. Bu yüzden öz eleştirimi yapmak istedim. Çok aşırı geç gelmedi ama bir geç geldi. Yarım evet. Saat falan, yarım saat 40 dakika. Kardeşimiz şeyi anlatsın abi, Ordu'da bir ufak bir linç operasyonu. Yani bu adam da böyle, bu adam da ağzını tutamıyor. Burada tutuyor enteresan bir şekilde. Burada nasıl linç yemedi bu şaka adam? Şaka yapmak değil mi abi bu adamın olayı? Şakanı anlatır mısın? Kötü bir şaka değil bu arada. Değil yani. Abi ya, değil yani. Yani. Ya ben şimdi çok uzun süre doktorlarla zaman geçirdim. Çok uzun süre. Doktorlarla yani. Doktorlar evet. Benim hayatımın bölümündeydi yani. Ve benim onlarla ilişkim benim için çok başka bir boyuta geldi yani. Ben şu an bir doktoru kırmadan doktora her şeyi söyleyebilirmişim gibi gelebiliyor bana. Altı dolu. Çıktım sahneye, bir tane hanımefendi bağırdı. Kadın dedi ki, kadın baktı böyle dedi ki, aa ne kadar iyileşmişsin yani, ne kadar falan. Ben de aa teşekkür ederim. Bir de şimdi sahnedesin orada çıkıp aa evet iyileştim, şuradan geçtim demek yerine. Hadi durumu dedim absorbe edeyim ben de. Aa sağ olun dedim ya, biliyorsunuz. Doktorlarla dedim çok uzun süre geçirdim, hayatımın birçok bölümündeler. Bana dedim çok şey söylediler işte, bir daha yürüyemezsin, bir daha kalkamazsın dendi biliyorsunuz. Belki de oradan kafanız karışmıştır. Dedim ki ya dedim, bakmayın dedim, bunları dedim dövüyorlar ya. Çok haksız değiller aslında. Şakanın setin devamı var yani. Orada 1000 tane setim var. Daha devamı var. Tabii doktorun şeyi falan söyleyeceğim. Bak çünkü şakanın giriş kısmı. İlk başta bir rahatsız ediyorsun, sonra toparlayacaksın. İşte bakmayın ben yani. Ben herhangi bir doktorun benden daha iyi bir konuma sahip olduğunun, sosyal statüsünün daha iyi olduğunu, her şeyin farkındayım falan diyeceğim. Abi onun hiç gerek kalmadan. Seti bir böldü adam. Bravo ya süpersin de. Ne oldu hocam? Bravo süper. Salon buz kesti. Ben özür diliyorum geldim. Ben orduya şaka yapmaya geldim dedim ya. Ben sadece İstanbul'dan kalkıp gelip de bu doktorları diye böyle benim ben şaka yapmaya geldim ya, şaka yapıyorum. Ya bir de bak gerçekten hep söylüyorum abi, dinlemeyi bitirmezsek, dinlemeyi bilmezsek abi kimseden, ya benim şakam bak yine söylüyorum, kötü olabilir, hadsiz olabilir. Şakadır nihayetinde ya, bizim ne şiddetli işimiz var, ne mobbingli işimiz var, ne birisini rahatsız etmeye tahammülümüz var. Azıcık gülsek, bir akşam bir saat bir şey gülsek ne âlâ ya. Yanlış mıyım? Kesinlikle doğru. Bunu da bak eleştirilebilirim. Yine yadırganabilirim ama bak yine söylüyorum. Şaka yapması yani şaka yapmak isteyen bir adamın, ya yani içgüdüsü olarak şaka yapmak isteyen bir adamın size yemin ederim içeride bir art niyeti, bir kötü niyeti olmayabilir. Mehmet Ali abi hariç bu arada işte herkese şey yapmayayım. Anladın mı? Şaka yapmak isteyen bir adama. Ben Sergen'den öğreniyorum bu arada. Az önce dinlemeyi bilmek lazım deyince hani ben bunu ani böleyim gibi bir his geldi bana. Bir şey söyleyeyim mi? Ben de durum şey komedisi. Bizi de dinlemiyormuş gibi yapmak istedim ama o kadar güzel anlatıyordu ki yapamadım. Bizi taşlıyor. Nasıl şaka olurdu sence? Güzel olur muydu? Olurdu. Kimse dinlemeyi bilmiyor. Ya. Hadi geçiyoruz falan maça falan. Aynen. Şey. Ya Uğur abi sen futbolunu yorumla, şaka işini bize bırak. Ben sadece şöyle bitireyim bu arada. Hani bu işin gerçeği. Şive işi sende. Aynen öyle. Şunu şöyle ofansif bitireyim. Ofansif şakalar sende. Ben sadece şöyle bitireyim. Kötü şakalar bende. Gerçekten şakam eğer farklı anlaşıldıysa diye buraya taşımak istedim. Özür dilerim abi, yoksa yaşadığınız her şeyin farkındayım. Her şeyin farkındayım. Biz de bu duruma belki herkesin şeyi farklıdır ya. Çekeceği farkındalık. Belki de ben bu şekilde yapıyorum. Yani kötüdür ama inanın kötü bir niyetle yaptığım bir şey değil. Kanka bir şey yani. Şimdi herkesin şöyle bir dönemi olur sosyal medyada. Bir çok sevildiğim bir dönem olur, tamam mı? Böyle herkes sana ilgi alaka gösterir. Mesela Sergen de Allah korudu kardeşimizi. Kazadan sonra bir bütün Türkiye'de Sergen'im oldu. Sen o sevgiyi zirveye taşıdın. Şimdi bir sırası. Tabii. Herkesin olur. Aynı düz dur. Dümdüz dur böyle. Tabii. Bunun da götü kalktı lan falan. Böyle bir his şey var bizde. Bir dalma arzusu. Abi. Evet. Ben şunu şöyle yorumluyorum. İnsanlar sizi eskisi gibi kullanmadıklarında ya da kullanamadıklarında değiştiğinizi söylerler. Ama sen oğlum bak, bir futbol programı dersin, spor programı dersin. Bak ne öğrendim.
Bak ne öğrendim. Futboldan daha fazlası. Bu arada bu benim gazete her bir şey favori manşeti. Böyle bir sıkıştığım zaman işte bir maçtan daha fazla, bir golden daha fazlası. Hep gidiyor. Barcelona bize kazandı. Sana diyecekler ki Atabak Doğan'ı izliyorsun. Bir cümle hayatının katarsisini yaşatacak sana. İhtimal vermezsin belki. Al. Az önce başıma geldi. Ben bu sabah gelirken, yemin ederim sabah gelirken bugün benim başıma bir şey gelmez diyordum. Başıma gelen şeye bak. Hani mesela büyük şarkı yazarları, büyük müzisyenler böyle aşk acılarına ama daha dayı şeyler yazar ya. Bunun gibi bir şey mi? Hani tam şu an işte ya şampiyonluğu kaybettik. Yani Allah kahretsin. Bu duygu yoğunluğunda bir şey söyleyeyim bu duygu mi? Yoğunluğunda mı böyle bir şey çıktı? Bir şey söyleyeyim mi? Özünden damıtıp mı bize verdi? Gelen izlemeye gelen Galatasaraylılar, Fenerbahçelilerin bir moral bozukluğu falan şu an nasıl ileri sarıyorlar videoyu biliyor musunuz? Futbol konuşun artık diye böyle yani o sürekli ileri sarıyor. Kardeşlerim başlıyoruz. Kısa paslar. Evet, Ataberk'in ağlama seansına başlayacağız. Çok sevdiniz. Devamını çekmek istedik. Çünkü birincisi tutunca her şey her zaman ikincisi çekilir. Ataberkçiğim, şimdi dakika 35. Evet. Dakika 35. Fenerbahçe hafif bir sallanta başlamış. 60 golünü rahatlamış. Evet. Sonra tak diye bir haber. Sen maçta mıydın? Şeyde miydin? Evde miydin? Evdeydim. Evdeydin. Tak diye bir haber geldi. Karagümrük atmış. Sen Fenerbahçe mi izliyordun, beraber mi izliyordun? Ben Galatasaray maçını izliyordum da. Daha battıktı bu. Golü gördün, ne hissettin? Oluyor dedim mi? Ulan 3 puan bir de yeneriz. Bak geçelim. Şöyle söyleyeyim, dediğimi söylüyorum sana. Karagümrük 3 tane daha atsın dedim. İlk yarı 4-0 bitsin dedim. Galatasaray bu maçı 5-4 alır dedim. Hiç o yüzden öyle bir tribe girmedim. Biliyordum, sonucu da biliyordum. Ya abi bak. Şimdi bazı arkadaşlar söyleyince kızıyor. Ben Berkan'ı kötülemek için falan söylemiyorum bu arada. Geçen bu ülkenin, sene... Bu yani futbolun gerçeklerini kabul ediyor ve artık acı duymuyorum. Ne? Tribimi. Zeki Demirkubuz'un bir tweet'i var sen ya. Sen neyi iman etmeye çalışıyorsun abi? Benim Rambo Okan modumu açtıracak yani. Bak en kötü gün bugünse bugün de Fenerbahçe arkadaşlar. Tamam oğlum, ben ne dedim? Fenerbahçe bir şey mi dedim? Alttan alttan işledi. Sen yakaladın. Bunun gelesi var, gelesi. Bir şey yapacak. Sen, bu, istiyorsan ben sana ben... Bu bir şey söyleyeyim. Yolunu açarım. Ben ortamı açarım. Ben Mert'e alırım topu, sana bakarım, kafana atarım. Hadi bakalım. Şimdi ne istiyorsan söyle. Ama ben öyle bir Fenerbahçe'ye bir şey demedim. Sadece konu şey. Konu çok dağıldı bir ya. Soruyu mi oldu, oluştu? Yok, kabullenmişlik değil. Yani bak Berkan'ı söylüyordum. Berkan kötü bir futbolcu değil. Geçen sene o Galatasaray'ın orta sahasında çok da oynadı. Bu sene Kadıköy'de Berkan 11 oynadı. Kesin ve çok maçın da en iyilerindendi. Ama Berkan'ın bu sene golü dahi yok. Doğru mu? Yok. Hatırlamıyorum. Şampiyonluk golünü Berkan Kutlu atıyor abi. Yani artık... Abi, inanılmaz bir şey bu arada ya. Yani anladın mı? Bir de ceza sahası dışında. Ya Berkan atmasa, ben sana sayayım. Berkan atmasa o golü, Mertens atacak tabii, çıkmasa. Tabii. Mertens atmasa Icardi at. Icardi atmasa Kerem at. Icardi atmasa Abdülkerim atacak. Abdülkerim atmasa Mustera atacak. Yani senin canını sıkan Galatasaray'ın gol atması değil. Golü Berkan Kutlu'nun atması yani. O da değil abi. Yani hani şey bir şekilde atacağını bilmek. Yani neyse ya. Çok da şey yapma. Sonra Galatasaraylılar ağlıyor diye seviniyor. Mutlu etmeyeceğim kimseyi. Bu arada öyle bir özelliği var. Hiç çok sıkar kendini. Peki Marcao'yu izlediğinde mutlu oldun mu? Bu nasıl topçu lan? Ama böyle bir şey vardır ya. Futbol tayfada değişik fizikli adamlara bir değil mi? Arzu, sempati vardır. Bir arzu, bir istek yükselmesi var. Bu açık seçik. İlk Piyazu görünce coşan bir tayfa bunlar. Dünken, bence İlk Piyazu'dan daha acayip bir fiziği var. Ve daha iyi topçu. Anadolu topçusu iyi işler de yapar. Lakin Anadolu takımında star olup büyük takımlara gelip başarılı olabilen çok az adam var. Enneramo vardı. Enneramo gitti. Wagner Love, Patates Enneramo'nun bunun en büyük akrabaları. Örneği. Jack nedir bunun en büyük? Bunun nesli devam ediyor. Bunun en büyük örneği Jack nedir? Evet. Evet, yani tabii. Tutanlar da var. Vedat Muriç tuttu. Vedat ayrı. Vedat zaten Türk oyuncu gibi yani. Yani. Hatta şey pasaportunu ayarlayabilseler Türkiye milli takımında oynayacak. Evet. Yani tutanlar da var ama tutmayanlar daha fazla. Ben şey vibe'ı alıyorum ya Marcao'dan. Seneye Trabzon'a Onuachu'nun yerine gidip patlayacakmış vibe'ı alıyorum. Onuachu, bence Onuachu bir şekilde Trabzon alacak ya. İyi adam. Ama güzel şey de var. Yani almazsanız biz Göztepe'de oynatacağız şeyi de var tabii ya. Tabii. Blöfü de var. Bence 4-5 milyon bir bonservis alıp... Verilir bence şey bu arada. Onu açıyor da 4-5 milyon çok rahat verilir. Cengiz Ünder'in 15 yaptığı yerde. Cengiz Ünder'in problemi 15 değil bence. Cengiz Ünder'in problemi ne biliyor musun? Marsilya'dan 3,5 keş alırken buraya 4 yıl kontrat yapması. Ya tabii ki bilemeyiz. Fenerbahçe tam açıklamıyor ama ben...
Yani şöyle söyleyeyim. Bir yerden bir yere geliyorsan hani ben Türkiye'ye dönüyorum bu yaşta diyorsan sanmıyorum ki daha ucuza imza atasın. Ben de sana bir şey söyleyeyim mi? Cengiz'in en büyük problemi o değil. Cengiz'in en büyük problemi Çağlar'ın burada olması değil mi, sen anla? O zaman maçta ya hiç sanki hani böyle bir lig yaşanmıyor gibi işte ilk Çağlar'a ben koşayım. Hani maçta en hareketli olduğu an Çağlar gol atınca ilk ben sarılayım koşuşuydu. Karam tayfa ama tersten. Evet. Hani başarı da yok ama karam tayfalık da yapıyor. Karam tayfanın başarılı olduğu çok fazla şey var. Tabii. Yani Burak, Selçuk, Arda. Şampiyonlar Ligi çeyrek falan yaptı. Tabii ki. Şampiyonlar Ligi 8 tane golü var Burak bir sezonda. Yani. Cengiz'le Çağlar'ın yok. Yani. Bir de Burak Yılmaz'ı son gördün mü? Sen gördün tabii Fenerbahçe maçında. Oğlum adama güncelleme gelmiş gibi hani. Tamam ben hoca oldum o zaman saçın beyazlasın. Hani. Böyle geri yazıyor. Elinde ya. Gibi anladın mı? X-Men'de falan oluyordu ya böyle direkt. Saçını değiştiren. Adamdır ya. Çat diye saçını beyazlatmış. Nasıl yaptın kral yani? Daha biz 2 sene önce şeydi normal bayağı bildiğimiz gibi. Valla ben böyle bazı isimlere biraz kırgınım yani. Sadece şeyden değil yani. O Burak şeyden. Yılmaz'a kırılma lütfen. Yo yo bir tek futboldan değil ya. Ben tamam de, genel şey hayattan da kırılma. Burak'a ben Burak Yılmaz'la alakalı bir şey anlatmak istiyorum. Belki anlatmamdan rahatsız olur kendisi bilemem. Ben 2 sene önce bir emboli yaşadım. Akciğerime pıhtı attı benim. Bir direkten döndüm. Yoğun bakımdan çıktığım ilk gün ilk mesajı atan adam Burak Yılmaz'dı. Burak Hoca'ya buradan selamlar. O yüzden yeri bende çok ayrı. Ve attığı mesajı size birebir söylüyorum. İyi misin? Ne lazım? Maddi manevi. Bak. Ve çok büyük de bir muhabbetimiz yok. Sadece takipleşiyorduk. Ama o kadar hoşuma gitmişti. O kadar mutlu olmuştum ki. Yani sonuçta Burak Yılmaz yani hiç umursamaya da bilirdi. Görüp geçmiş olsun da diyebilirdi. Doğru. Bu çok kritik bir şey benim için. O yüzden yeri ben de çok ayrıdır. Geçen arabayı çarptı. Hemen aradım ben de. Onu da şey yap istersen. Maddi, peki yani. Maddi ne lazım kardeşim manevi? Ya manevi. Maneviyatı soran bu. O yüzden Burak Yılmaz'ın yeri bende ayrıdır. Yani. Çok ya hataları tabii ki oldu. Her zaman. Herkesin İnsanız var zaten. Abi. Hataları oldu ama ben de birçok tarafıyla örnek de teşkil ettiğini düşünüyorum yani. Ya bunları yapmayın tarafı da var ama bir profesyonel sporcu olarak bence Türkiye'den çıkmış en profesyonel sporculardan biri. Biri adam muhakkak. 36 yaşında Paris Saint Germain'den şampiyonluk alan takımı evet, Santifor'u evet, yani. O konuda evet ya. Evet, yani Lille bir daha ne zaman şampiyon evet. Olur? Perim Hanım şu an olsa mesela bak Burak olmasa hikayede belki Türkiye'de daha çok konuşurdu. Daha hipster işi olurdu ya. Aynen öyle. Lille'in yazıları falan böyle taktik analizi, taktik şeması. Geriden build up'la nasıl çıkıyorlar falan yazıları çıkardı. Ama adam baya bir böyle 7-8 hafta kaçırdı sakatlıktan. Orada olsa biraz daha fazla gol atsa ya belki... Sol ayakla attığı gol bence yani yılın golüydü ya. Trabzonspor'da attım tabii direkt. Yok, Trabzonspor değil abi, Lille'de. Lille'de çok acayip bir golü vardı. Bizim bir tane Sivas'ta evet. Vardı. Filik Sivas. Bir getirdi. Acayip yani. Ve maç aldı. Evet, hani öyle evet. La Galuga bir gol de. 40. dakikada da atsan güzel gol de. Bir de orada bak işte... Maç işte... bitmiş. Berabere maç. Çok uzaktan frikikle maç almıştı. İşte oluyor bazen bak bu şeyler tutuyor böyle. Yani Sivas maçında da bak hiç olmaz böyle frikikten vururken yani takılırsın aklında kalmış işte böyle bir kamera şey batırıyor musun? Sadece bir gözleri falan gözüküyor böyle durduk yere. İşte yakalıyor abi işte. Ali Koç konuşalım mı? Ben benim bak kötü şeyler olmuyor değil abi. Beklemedik şeyler bekleme zamanında oluyor bak. Ali Koç'a da yoldu. Mutlum bence. Ben çok mutlu oldum. Mutlu mu oldun? Önce ben konuşabilir miyim? Herkes hak ettiğini Yaşar abi. Ben... Saadettin Saran'a inanılmaz kırgın olduğumu söylemek istiyorum ilk önce. O da bana sordu. Atabak bana bir şey mi kırgın diye. Ya söyle. Açmadım geçen. Arada açmadım. Atabak'ta bir şey mi bozuldu dedi. Abi bir şey söyleyeceğim. Bir adamın Ali Koç sevdası Fenerbahçe sevdasının önüne geçiyorsa bu adam ömrü billah Fenerbahçe başkanı olmamalıdır ya. Yani belki de hani bir sonrakini önümü açar diye bir düşünüyorum. Ne bilmiyorum ama. Ne açacak abi? Ben anlamıyorum yani sonuçta ne kadar bekleyebilirsin ki böyle bir görev için. Yani sen demek ki iyi bir Fenerbahçeli değilsin ki sevgili Saadettin Saran, Saadettin Bey. Fenerbahçe bu haldeyken elini taşın altına koymadın. Yani Ali Koç'u daha çok seviyormuşsun sen Fenerbahçe'den. Ben bunu buradan bunu anlarım. Fenerbahçe'yi daha çok sevsen çünkü dersin ki hop bir dakika kardeş. Evet Ali Koç Bey yani seviyoruz, sayıyoruz. Belki ticari ilişkileri de vardır muhakkak. İki önemli iş adamı. Ya der Fenerbahçe kötü durumda abi. Yani... Kusura bakma der yani. Demek ki Ali Bey'i daha çok seviyor. İş başka, arkadaşlık başka. Ya demek ki Ali Bey'i daha çok seviyor abi. Yani Fenerbahçe'den Ali Bey'i daha çok seviyor Saadettin Saran ki aday olmadı. Aziz Yıldırım'ın da aday olma ihtimalini diyorsun. Ki olacak gibi diyorlar. Yani şu çok üzücü Uğur abi. Aziz Yıldırım Ali Koç girdi. Sen
kime oy verilmesi gerektiğini düşünürsün? Ben Aziz Yıldırım derim. Yani o da Ali Koç'tan dolayı. Yoksa beni şu çok üzüyor mesela. Fenerbahçe gibi bir camiada, hani Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü diyoruz. Fenerbahçe gibi bir camiada sürekli dejavu yaşanıyor abi. Sürekli başa dönüyor. Neden yeni bir aday yok? Abi aslında bence Fenerbahçe, ya Saadettin sana biliyoruz ki yıllardır aday olmak istiyor. Belli ki kongre dinamikleri çok müsait. Yani Ali Koç aday olmak istediğinde seçilemeyeceğini de biliyor. Böyle, belli ki böyle bir durum var. Ama biliyoruz ki Saadettin Saran yıllardır istiyor. Mehmet Ali Aydınlar yıllardır istiyor. Başka da mutlaka vardır isteyen. Ama hiç onların aday olabileceği bir zemin oluşturulmuyor. Ya da oluşacaksa da onun önü kesiliyor gibi. Ya vallahi bilmiyorum. Mesela Galatasaray'da böyle çok fazla... Bu kadar seçenek yok, onu söyleyeyim yani. Ben şundan yanayım, demokrasiden yanayım tabii ki, ama ben mesela Mehmet Ali Aydınlar'ın da seçime girmesini isterim. Ali Koç'un da, Aziz Yıldırım'ın da, Saadettin Saran'ın da, hatta iki tane daha adamın da, yani çoklu bir seçim olsun abi. Niye sıkışıp kalıyoruz Aziz Yıldırım, Ali Koç arasında? Ya ben bu arada Ali Koç'un karşısında çok absürt bir adam olmadığı sürece, hani ben Sergen'i de desteklerim yani. Ben o duruma geldim çünkü artık. Ama şeyi bilemeyiz ya şimdi hani... çok yürekten konuşuyorsun. Çok taraftarca böyle işte Fenerbahçe bu durumdayken elini taşın altına koymayan falan. Şimdi o tabaka kanka nasıl konuşuyor tam kestiremeyiz ya. Bu onların o kibarlıkları, o minnetleri, efendim siz varken ben gelmiyorum. Bilemezsin ya. Tamam abi, işte futbolda bu kadar tevazuya gerek yok. Bu kadar ben adam da diyor ki aslında ben oyumu sadece Saran'a verecektim. Verecektim. Aday ben olsa verecektim. Bir şey söyleyeyim mi? Oyum olsa verecektim. Bilmiyorum, oyum var mı? Yok oyum. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Benim rahmetli babacığım başkan olsaydı, Fenerbahçe başkanı, 6 sene şampiyonluk olmasaydı, biz varlıklı bir aile, zengin bir aile olsaydık, ben babama hop baba bir dakika ben geçiyorum derdim. Çıkardım karşısına. Ya da olma baba, başkası olsun. Ya da baba olsun, bırak abi derdim yalnız, yani. Yalnız o sistem yıllar önce yıkıldı bu arada. Yani saltanat falan güzelsin. Hayır, anlatmak istediğimi anlayabildin mi? Ben babamı anladım, tanımam anladım yani bu konuda. Ya da giderim derim ki Saadettin Saran'dan da şunu beklerim. Çıkarsa kürsüye dersin ki babam bence yapamıyor. Ya yapmayın kardeşim, seçmeyin derim. Ama bu kadarı ne bileyim ya, bilmiyorum. Ben şu var sadece kafamda Saadettin Saran adaylıktan çekildiğinden itibaren. Hani Ali Koç'u daha çok seviyormuş Fenerbahçe'den. Ben buna hemfikirim. Bak şimdi ben dış göz abi, dış göz yani. İşte Ali Koç mesela tekrar... Sen benim 11-12 senedir arkadaşımsın. Doğru mu? Evet. Fenerbahçe başkanısın. Arkadaşız seninle, kardeşiz. Çok başarısızsın, ben de Fenerbahçeliyim. Ha, kusura bakma baba. Hani karşıda bir Fenerbahçe var. Ha, bu yüzden de seninle dostluğumuz bozuluyorsa bozulsun yani, yapılacak bir şey yok ki. O yani, o da doğrusu ne olduğuna inanıyorsan biraz tamam, da arkasına gitmek lazım. Bak şey, bilmiyorum ya, şey takıntı gibi böyle bir şey olabilir yani. Gücün var, varlığın var, bir şeyi şampiyon, başarı elde etmek istiyorsun, bir türlü yapamıyorsun, ucundan dönüyorsun. İstersin ya bana, hani bana bir 4 yıl daha verin dersin yani. Ama bir şey diyeceğim yani, Ali Koç var. Sayın Ali Koç çıktığında dediğine ben aday değilim, olağanüstü durumlar gelişmezse gibi bir şey ifade kullandı. Bundan da çok önce de 1-2 ay önce. Hepimiz biliyorduk değil mi aday olacağını? Tabii ben mesela, şimdi de mesela, ben net emindim yani, çünkü gidişat, o kongre toplanması belliydi yani. Ama şimdi çıkıp mesela olağanüstü durumlar geçti, ondan aday oldum ya. Ben hani söylediğimin tersine bir şey yapmıyorum. Minvalinde bir açıklama yaptı şimdi adaylık esnasında. Sence gerçekten olağanüstü bir durum oldu mu söylediğinden bu yana? Ya o şeyleri kastediyor işte. Kupadaki olayları, yani altı dolu söylediği şeylerin, anlatmak istediği şeyler var. Ama kupadan sonra da aday olmayacağını söyledi. Ya abi, ve benim en çok gücüme giden ne biliyor musun? Burada en çok eleştirilen isim kimdir programa başladığımızdan beri? Mehmet Büyükekşi. Hatta futbol kamuoyunda en çok eleştirilen isim Mehmet Büyükekşi'dir, doğru mu? Mehmet Büyükekşi'ye söylediğini sen yapıyorsun Ali Başkan. Çıktın dedin ki Mehmet Büyükekşi adaylık olmayacak diyor dedin, ama görürsünüz %100 aday olacak dedin. Aynısını sen yaptın başkanım. Aday olmayacağım dedin, aday oluyorsun. Hani sen varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmıyorlardı başkan. Sen o zaman Fenerbahçe'yi sevmiyorsun. Ve en korkutucusu ne biliyor musunuz abi? Bir açıklama yapmış, Twitter'da gördüm. Ben de alıntıladım. Demiş ki bu sefer herkes gerçek Ali Koç'u görecek. Galiba Eyüp Spor şampiyon oluyor. Haberiniz bir o kaldı. Ama abi burada... Bir de Arda Turan şampiyonluğu gösterecek bize. Büyük başkan öyle gidecek. Ya kimi şampiyon oldu önemli. Ama bu biraz da şey değil mi? O zaman 6 senedir niye gerçeği yoktu dersin? Ya, evet, niye abi. Fenerbahçe 6 sene kaybetti? Niye abi dersin? Birisinin eşref saati vardır. Belki de adamın alameti paykası 7. sezondu yani. Ya niye abi? Bir daha bu kulübün mesela atıyorum bir beyaz eşya markası için mesela CEO'luk yapıyorsundur. Kötü bir dönemden geçiyorsun. Şimdi bu sene daha konsantre olacağız buraya dersin. Ayrı bir şey ama
Fenerbahçe abi buraya. Fenerbahçe keyif beklenecek bir yerde ki ya bu sene ben biraz daha iyi hissediyorum. İşte gerçek Ataberk Doğan'ı göreceğiz falan. Ya. Ben mesela sen bunu desem ben ne diyorsun oğlum derim. Ya mesela niye göstermedin kendini? Mesela bu 10. programımız. 9 program çektik. Bu mesela bu program öncesinde bana dese ki gerçek Ataberk Doğan'ı göreceksiniz. Neredeydi? Ulan niye 9 program neredeydi derim yani. Çünkü sonuçta burada bir de bir performans yapıyoruz. Bir sizlere hani biraz vakit geçirebileceğiniz futbol tema keyifli bir içerik soruyorum. Çıkarmaya çalışıyoruz. Sor yapmak zorunda her iş herkes işini başından beri iyi yapacak. Yani bir işi yaptıktan 7. yılında gerçeğini göreceksiniz. O zaman ben şimdi bu soruyu sormak zorundayım. Madem böyle söylüyorsunuz. O zaman değişim denilen mucizevi ve bir o kadar zahmetli şeyin güzelliğini görmek nerede kalacak acaba? Bir daha soruyu alabilir. Ebru böyle zorladı. Oğlum aynısı yapamamıyor. O zaman değişim denilen mucizevi ve bir o kadar da zahmetli olan şeyin güzelliğini nerede göreceğiz abi? Unutma değişim başladığı an birçok şey değişmeye başlar. Aynalarda gördüğümsün, ağladığım, güldüğümsün. Değişmeye karar verdiğin an değişmeye başlarsın. Dayı sen ne anlatıyorsun bu oğlum? Yok ben bir şey diyeyim mi? Bu arada olabilir abi. Bir insanın damarına basarsın der ki arkadaşlar ben buydum. Beni bu sene izleyin. İlişkinde bile yapıyorsun. Bak. İlişkini biz kurtarıyorsun. Pedagoga para demek zorunda kalmıyorsun. Canım kendi kafanı değişime karar verdiğin an. İkimiz de kafası maksimum futbola basan senin gibi böyle filozofi cümlelerin içinde abi boğulan insanlarız. Oğlum ben şunu tamam, boş görmüşüm. Ama bak ben daha iyisini göstermek için elimden geleni yapacağım. Gerçeğini göreceksiniz demek 6 senedir neredesin dedirtmez. Sizle dalga geçtim demek. Gerçek kardeş. Başka bir şey yani hani. Ben zaten böyleydim de ben yine de tam bak yapmadım. Şimdi, tam gücümle burada değildim. Baran İsmail dedi ki olmuyor biz Beşiktaş'ta. Öyle mi dedi antrenmanlarda? O zaman antrenmanları şimdi göreceksiniz dedi. Drone falan getirdi. Ah dedik abi antrenman planlaması geldi dedik. Drone'lar. 5 hafta sonra bütün sistem geri toplandı. Tamam olmadı. Ama en azından biz 2 hafta oh dedik ya antrenmanlar kim bilir ne oluyor dedik. Değişimin başlangıcıydı. Değişemedik. Şenol Güneş geldi sonra bak değişim anladın mı? Değişim illa böyle şey düşünme değişimi illa hani gözle görülür düşünme. Belki de değişimdir abi. Değişim her şekilde iyi gelir yani. Değişim iyi gelir değişim abi. Iyi ama gelir denenmişi abi. Denemek ne kadar mantıklı bilmiyorum. Değişim değil. Ben şimdi size bir bence değişim değil. Fenerbahçe'nin gelişime ihtiyacı var. Özellikle de mantalite olarak. Ya biz nerede hata yapıyoruz? Neyi düzeltmemiz lazım? Ya adaylık açıklamasında bile işte dış güçler. Ya biz bunlara zaten hani futbol dışında da alışkın olduğumuz için bunlarla yol alınmıyor. Ya eğer mücadele edilmesi gerektiğine inandığım bir şey varsa sonuna kadar et. Ama abi Zayt kalıp Crespo gitti mi bu takımdan? Gitti. Yani bu basit bir şey anlatıyorum. Batshuayi ilk kez lan bu adamı oynatalım. 36. haftada mı yapıldı? 36. haftada denendi mi? Denendi. Halbuki atıyorum 20. haftada da denilebilirdi. Batshuayi'nin Fenerbahçe'nin oyununa uyan bir santrfor oldu. Joshua zaten belli. Ve Batshuayi kim dedi ki sen yedek santrfor? Batshuayi bayağı bu takıma az santrfor gelmiş. Bir adam yani bir tane daha önemli bir oyuncu aldın. Adama sen yedeksin çekmenin de bir manası yok. İşte Ciku'yu 6 numarada biz 36. haftada gördük. Demek ki o kadar da kadro içinde alternatifsiz bir bölgede değilmiş. Adam abi hayvan gibi top oynadı. Emre Mor'u gönderdin ya. Mesela hani bunlar da var ya. Hani bunlara bir öz eleştiri göremiyorum. Benim derdim mi yoksa de ki gerçekten buna inanıyorsan işte Türk futbolunda kötü yönetim bize kötü yansıyor. İşte hakem yönetimleri her şeye itiraz et. Bir gram geri adım atsın demiyorum. Tabii ki daha ben üslup söylem önemsediğim için biraz daha üsluplu görmeyi tercih ederim. Ortamı toksikleşmemesi adına ve her kulüpten bunu beklerim. Bu genel beklentim ama bundan bağımsız. Abi ben de bir görmek istiyorum ya. Hani 36. haftada denenen şeylerin iyi oluyormuşu 36. haftada yapmaman lazım. Galatasaray'da 27 tane falan insan sol bek oynuyor. Ben hariç herkes oynuyor. Sıra bana da geliyordu yani. Abi dün Batshuayi santrafor oynayıp gol attığında Twitter'da, Time'da herkes şunu yazdı. Batshuayi full 11 oynasaydı, Dzeko'nun aldığı süreyi alsaydı en az Dzeko kadar atardı dendi. Attı zaten ve yarısı sakat geçirdiği sezondu geçen sezon. Semih Şentürk'e döndü adam bir de burada ya. Sonradan kamyonla gol attı, maç çevirdi. Ya bir de şöyle bir şey var. Futbolla özür dilerim futbol konuşacağım. Çok özür dilerim. Bu programda uzun süredir yapmıyordum. Abi şimdi Batshuayi santrfor tipi olarak Fenerbahçe'nin oyuna çok uygun. Çünkü neden? Pres yapıyor. Agresif. Ve adam bu özelliğiyle Belçika milli takımında da yıllarca oynamış.
Bu özelliğiyle Premier Lig'e gitmiş. Chelsea 40 milyon euro vermiş herife. Gel önünde pres yap. Oradan başlayalım diye. Batshuayi. Şimdi Dzeko. Inter'den geldi. Lukaku'yla çift forvet oynuyordu. Lautaro Martinez'le çift forvet oynuyordu. Zaten bir bağlantı oyuncusu ve yanındaki oyuncuyla yanında bir santrforla forvetle oynamaya alışkın bir oyuncu. Ya eğer Szymański 5 aydır atamıyorsa gol ve bu sistem bu işlemiyorsa Batshuayi koy öne, presi Batshuayi yapsın. Dzeko da rahat etsin. Belki Dzeko'nun da performansı artacak ki artardı bence. %100 artardı. Batshuayi, Dzeko, sağda İrfan, solda Tadic, Fred İsmail merkez. Bitti. Ki presi de zaten Batshuayi'den başlatıyorsun. Bu adamlar da tamamlayacak orada. Arkada ne yapıyorsan yap. Zaten kamyonun stoperin de var, beklerin de iyi. Kalecin de var. Yoluna bak yani. Biz bunu mesela niye 20. haftada göremedik de ki hala da görebilmiş değiliz bu arada bir formül yok olarak. Yok canım. Yani mesela ben bunu hayal edebiliyorum. Ya da işler sıkıştı. Fenerbahçe'nin de çok fazla stoper alternatif var. Stoper gibi oynayabilen beki var. Mert Müldür. Yani üçlü savunma çıkarıp kanat beki kullanabileceğin çok adam var. Ferdi Kadıoğlu, işte Jadon olmaz da. Ya Jadon da kullanabilirsin abi. Jadon üçlünün sol stoperi evet. Olur. Ferdi'yi koyarsın, Osayi'yi koyarsın. İşte Mert'le Jadon dıştaki stoperlerden biri olabilir. İlla 3 stoper kullanmana da gerek yok. 3-4-3 çıkarabilirsen bir sürü alternatif var. Bir sürü. Gerçekten Fenerbahçe'nin elinde Fenerbahçe elindeki kadroyu kullanmadı. Okan Hoca olmayan sol ya. Kazımcan'la Bayern Münih maçına çıktı ya. Kazımcan Karataşlı Ankara Gücü'nden 11 çıkamayan adamla Bayern Münih şeyi karşısında Sané'nin Koman'ın karşısına koydu adam. Zorunda kaldı yani çünkü başka oyuncu yok. Şimdi böyle bir yerde iş yapmış bir hoca var. Böyle bir yerde sezonun başında kurduğu kek kalıbına aynı oyuncuları döken bir başka yaklaşım var. Çok üzgünüm ama benim gördüğüm tabloda bu. Ben buna dair bir şey duymak isterim. Sadece buna konsantre olarak bir yere kadar gidebiliyorsun. Ve yani sağ dışıyla mücadele et ama sağ içinde de neler yapman gerektiğini bil. En azından yani mantıklı bir şey çıkıyor mu? Biz kadromuzu gerçekten kullandık mı? Ben Fenerbahçe'nin kapasitesini kullandığına inanmıyorum. Galatasaray'ın da sonuna kadar kullandığını düşünüyorum. Bu sebeple aradaki 6 puan da acayip de bir fark değil bu arada. 2 tane öne geçtiğim maç işte Sivas maçı. Öne geçtiğim maçlarda kazan. Alanya maçı. Bunların çoğu da içeride. Ya da içeride Galatasaray'ı yen. Ya da ikisi içeride bunların. Tamam 1-0 öne, 2-1 öne geçin Alanya'ya tut maçı. Samsun'dan yeme. Zaten şu an galibiyetle şampiyon olabilecek noktada olacaktı Fenerbahçe. Çok da zor bir şey değil. Ve bu dediklerimin hiçbirinin yanından da geçilmedi. Aynı şey ya işte biz Eylül'de iyi oynadık bu sistemle diye Nisan ayında maça çıkıyorsun. Futbol değişen bir şey. Çünkü nasıl bir şey biliyor musun? Ben de mücadele ediyorsa ben hep kazanıyorum mesela bir oyunu diyelim. Gerçi sen kazanıyorsun ama genelde. Bak diyelim 4 kere oynadık 5 kere oynadık sen 5. de benim nasıl FIFA oynadığımı çözersin. 6. da ona göre yaklaşırsın. 7. de ona göre yaklaşırsın. Öğrenirsin karşıdakini. Bu biraz futbol böyle bir şey. Fenerbahçe iyi oynadığı her maç bir şeyleri gösterdi. Rakip hocalar bir şeyler denedi olmadı. Denedi olmadı. Ondan sonra Abdullah Avcı bir şey denedi oldu. Tamam mı? Pendik bir şey denedi. Yani herkes bir şey deneye bir şeyler öğrendi. Bunlar preste top kapıyor. Biz top kapılacak şekilde oynamamamız lazım. Daha derin oynayalım. Daha tempo düşük oynayalım. Tempoyu yükseltmeyelim. Abi ama sen hep aynı şeyi deniyorsun. Yani tamam Eylül ayında işlemiş ama Nisan ayında Mayıs ayında böyle oynamana gerek yok. Yani futbol biraz daha değişerek diyor ya değişim diyor ya Sergen. Değişerek gelişerek devam etmesi gereken bir şey ve ben Fenerbahçe'de bu yolculuğu görmedim. Kusura bakılmasın. Şunu söyleyeceğim Batshuayi'nin ufak detay söyleyeceğim. Batshuayi'nin Fenerbahçe'ye transferinde Batshuayi'nin ne milli takım ne Chelsea performansı söz konusudur. Bunu biliyorsunuz değil mi? Beşiktaş biliyorsun. Yani? Beşiktaş. Adam yani bir Beşiktaş atayım araya dedi ya. Yani Beşiktaş. Alay maçını izledin mi? İzledim. Ne diyorsun? İzledim. Öyle izliyorum artık. Alay hayvan gibi top oynuyor. Öyle izliyoruz ya. Hani abi bu kadar da olmaz. O da oldu. Şey gördünüz mü Fatih Tekin'in röportajını? Yok. Abi altın. İnanılmaz bir şey yemin ediyorum. Yılın röportajı. Hangi maç bas? Ne diyor? Aynı maçı mı izledin? Bizim maçtan bahsediyorsun. Ha, bizim maçtan mı bahsediyorsun? Alay Beşiktaş. Ha, bizi... Fatih Tekke diyor ya abi. Alanya ben dedim onun Fatih Tekke. Bu ne yaşanıyor oğlum şu an? Fatih Tekke diyor ya röportajda bizim aşağıdan bahsediyorsun. Ha diye. Tamam. Fatih Tekke'nin röportajını evet. Yapıyorum sana. Taktik. Bunun diyor böyle. Ki taktiksel olarak bir takımın üstünü kurduğunu düşünüyor musunuz falan diyor. İnanılmaz bir video ya. Gerçekten. Evet.
Bu arada bundan, ben Fatih Tekke'yi beğeniyorum hoca olarak. Bin tarihinin, yakın tarihinin en iyi röportajı, bundan önceki en iyi röportajı ne? Sergen Yalçın, Fatih Tekke'nin mi? Yok, Bein Sports'un. Bence ha, şu, Bein Sports'un bilmem. Harun geliyor, Türkçe soru soruyor. Şey. Muhabir, Almanca yanıt veriyor falan. Nazım Sangare geliyor, Sangar, Türkçe şey, ha, evet. İngilizce evet. soruyor, Türkçe yanıt veriyor ve ne oluyor lan falan oluyor böyle, acayipti. O röportaj sayesinde Nazım'a bonservis ödediniz, ne düşünüyorsun bu konuda? Onunla alakası yok da, bence ondan daha büyük bir bomba var. Şenol Güneş'in Nazım'ı Türk sanmayıp milli takıma çağırmaması. Çok acayip olay. Ha bu arada Nazım demişken de, ya Barış Alper'in Nazım'ın oradan gol atacağına... Yani gerçekten maç önü hangi yayına çıksam söyledim yani. Çok kötü bir eşleşme Karagümrük için diye. Bu arada Nazım demişken Piraye'yi de anmadan etmiyorum. Ben bak şimdi bir yazı var abi bak. En sevdiğin şair kim? En sevdiğin şair. Benim çok değişir ya. Mesela kimse bilmem. Mesela ya sen bu değişime niye taktın ya? Bu niye değişsin abi? Şu anı soruyorum ya. Değişir diye bir şey yok. Yani ben böyle şu saniye en sevdiğin şairi soruyorum sana. Şu an mesela Küçük İskender severim. Çin Lokantası severim mesela. Ben de Küçük İskender. Küçük İskender, Çin Lokantası severim mesela. Şu an bak pazartesi günü bak. Bir parçalayabilecek kadar vahşi, onarabilecek kadar siyah. Bak sana atıyorum arada. Mertens gibi top atıyorum. Şair falan soruyorum. Tak bak bir tane... şiir oku diyor burada. Her şeyi yaptım. Yılmaz Erdoğan gibi. Premier Lig'de her şeyi yapabilirim. Ataberk'e de pas atıyorum. Oyun vakti. Bir yazı vardı. Önce onu söyleyeceğim. Sadece söyle. Ufak. Söyle. Yani, bir kadın hanımefendi. Astrolog mu ya da enerjiyle ilgili. Senin yanlış bilgi. Meral baktım. Hanım mı? Bilmiyorum ya. İsmini bilmedim. Fenerbahçe şampiyon olacak. Benim yok astrolog değil ya. Öyle şey değil. Diyor ki kadın bilimsel olarak. Bu metrobüslerde, metrolarda birisi kalktığı zaman diyor hemen diyor oturmayın diyor. Onun gördüm. Enerjisi... Orada kalabalır diyor. Şunu soracağım. Bu bağlamda Ali Koç'tan boşalan koltuğa hemen birisinin gelmesi doğru mu yoksa bir süre boş mu bırakılmalı? Şimdi bu mantığa göre. Direkt gerçek anlamda cevap vereyim. Birinin sıcağına oturmak çok kötü bir şey. Çünkü bazısının sıcağı rahatsız edici oluyor. Bazısı daha oturulabilir oluyor. Bir şey diyeceğim. Ben bunu... Birisinin sıcağına oturmak o kadar da... Kalkıyor söyle. Abi koltuktan metrobüste. Oturuyorsun bir sıcak ama bazen... Kaynayan bir koltuğa oturuyorsun ya, o hoş oğlum, bir his. Benim mi hoşuma gidiyor kalkıyor, oturuyor falan. Ben şu an şeyim, gayet okey abi yani. Benim şerif, beni şu an bir şey rahatsız... Şu an ne anlatılıyor burada bir moda? Biz de konuşuyoruz. Oyuna geçelim. Hadi. Oyun vakti. Ataberk'i de biraz mutlu edelim. Ben çekiliyorum abi, gene. Abi konsepti bozuyorlar ya. Nasıl, kim? Yani biz nostalji futbolu öyle konuşmuştuk seninle. Yani. Adamlar 2012'den falan başlıyor. Yani öyle şeyler var. Ya yapsınlar şimdi işlerine de karışma. O değil ama. Ya sen işine karışma. Teknik direktörsün. Oyuncu. Del Piero. İşine karışma. Yapsın işini. Başlıyorum abi hazırsak. Evet. 2009'da İran Javan takımında başlıyor futbola. İranlı. Aynen. Oradan Şaşin. Allah yar. Yok değil. Şaşin diye bir kulübe geçiyor. Serdar Azmun. 2012-2013'te bir ara veriyor. 2013'te galiba başladığı kulübe dönüyor İran Javan'a. Oradan 2014'te Persepolis. 2018 Algarafa, 2019 Rio ve 2020'de de... Mehdi Taremi. Doğru. Taremi, Taremi evet. Rize yok. Rize... Evet. Gelene kadar söyleyeyim dedim. Uğur abi 0 önde. Vay be, gene var mısın da be. 2010'da Lens altyapısı... Abi başlıyor. Bak konsepti mahvettiler. Niye abi başladı? Ya oğlum istediğini yapsın. 1-0 önde ya, 1-0 hayatta bırakmaz. Bırak. Abi bir şey bak ya, hemen konsepti... itiraz ya. Ben bildim diye konsepti... Hayır abi böyle tamam. Mi konuştuk bu konsepti? Tamam mı? Ben abi, bir şey konuşmadım oğlum, sen değildi. Getirdin bunu. Biz ben de başka sen bir gün oyun getirdin yaptık oğlum. Evet oğlum, bu senin konseptin. Bizdeki bir şey yok. 2010'da Lens altyapısında başlıyor. 2011'de Real Madrid'e transfer Maluda, oluyor. Maluda lan bu, ben dur. Yo. Kamavinga. Değil, 2011 abi, 2012. Tamam özür dilerim. Ama... 2021'de Real Madrid'den United'a transfer oluyor. Varan dedim, Varan, ben Varan, dedim. Varan. Uğur abi ben bir şey söylemiş tamam, olsam bana verirsin Sergen ya. Tamam Sergen'e verdim. Bana verir ya. Sergen'e verdim. 2000'de Guinga altyapısında başlıyor. Drogba. Drogba, ben söyleyeyim. Dur, 2000 Guinga, 2003 Lyon. 2007 Chelsea, Lyon'dan. Maluda. Doğru. Güzel, tebrik ederim. Gergin, bir mi? 2002 Slovakya'da Trencin altyapısına başlıyor. 2004'te Zenit'e transfer oluyor. 2008'de Liverpool'a. Şikerter! Evet Martin Şikerter. 2006'da Barcelona altyapısı. U16'da başlıyor. 2007 U19'a geçiyor. 2008'de U21. Messi mi bu? 2011'de Barcelona'ya geçiyor. 2013'te Bayern Münih'e gidiyor.
Tiago Alcantara. Alcantara ya. Of. 2-2 oldu. Çok erken söylüyorsun. İki, ben kaçayım. Oldu? Yok 3-1-1. Ulan 3 tane... bildim. Bir tane de verdim. Ne anlatıyorsun? Tamam bir tane varsa okey var. Ben günü kapattım abi. Size kolay gelsin. Ben günü kapattım. 2002'de yine Barcelona altyapısı. O 16. 2003'te Arsenal'a transfer oluyor. Altyapı. Fabregas. Doğru. Tamam kapatıp sana gidelim. Sana ne oldu buna ya? Kapatıp gidelim. Hadi. Bir şey diyeyim mi? Bir şey diyeyim mi? Verilmiş. Daha var abi. Daha ne? Daha oğlum 4 yaptın. 4-1-1. 2-2'ydi. Hatta pratikte 5. Ya sen bir tane tamam, verdin okay, anlarsın okay. Söyleme her seferin. İstemiyorum ben. Belki Sergen ya. Geçecek adı. Her seferinde ya bir tane bir şey verdi. Herhalde de çevireme ya. Tamam ben sıfırım abi. 2007'de Lille altyapısından Lille şey as takımı yükseliyor. 2013'te Galatasaray'a transfer oluyor. Çeju. Ooo. Çeju değil mi? Ooo. Çak. Çak. Ne bakıyorsunuz yine? Son soru. Necip ben Musa, bilirsem Sergen'i Ataberk'in önünde bitirtiyorum. Hadi Sergen! Yapabiliriz. Sergen yapabiliriz. Gel abi. Yine Barcelona'dayız. Katalanlardan devam. 2007 Barcelona'ya altyapısından as takıma geçiyor 2007. 2011'de Roma'ya transfer. Boyan Kırkiç. Hadi görüşürüz. Boyan ilk Ataberk abiydi ama utanmadı Sergen abi söyledi. Tamam kardeşim tamam. Sen verdin Sergen'e. Oğlum istemiyorum. Ben Boyan dedi ama tam adını Sergen. Tamam Sergen sen. Tamam ben vermişim kardeşim. Hadi görüşürüz. Ben bundan iyi final olmaz. Görüşürüz arkadaşlar. Benim bu haftam kötü geçemez biliyor musun? Müthiş bir hafta bekliyorum.